Herkese merhabalar arkadaşlar. Microsoft'un Copilot modeliyle ufak bir deneme gerçekleştirdim ve aslında modelin nasıl halüsinasyon gördüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktada burada Copilot'ta 3 tane farklı model seçeneği var. En doğru cevabı verecek olan bir modeli seçtim. Burada yanıtlar, ilk promptum şunu soruyor. Copilot'ı Google'ın Bard modelinden ayıranlar nedir diye bir soru yöneltiyorum. İki modeli karşılaştırmak amacıyla. Burada gördüğünüz gibi vermiş olduğu yanıtta Copilot ve Bard her iki yapay zeka modeli de OpenAI tarafından geliştirildiğini belirtiyor. Ve daha sonra da bunun yanlış olmasına rağmen yanlış olan cevabını bize daha da fazla açıklamaya devam ediyor. Bu noktada konuşmaya ben şu şekilde devam ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla Bard AI aslında Google'ın bir modeli. Daha sonra bunu söylememin ardından internete gidiyor ve bir araştırma yapıyor ve gidiyor doğru cevabı buluyor aslında Wikipedia üzerinden, bu diğer linkler üzerinden. Gördüğünüz gibi bir cevap önce her iki modelin de OpenAI tarafından gerçekleştirildiğini, geliştirildiğini düşünürken bir sonraki yanıtında evet haklısınız. Bard'ı aslında gitti, Google tarafından geliştirildiğini anladı. Hangi modellere dayandığını, hangi dil modellerine dayandığına kadar aslında teknik bilgilere kadar gitti, buldu, geldi. Ve aslında ben burada şu şekilde devam ediyorum konuşmaya. Neden hani yanlış bir yanıt verdin? Burada sadece özür dilediğini söylüyor. Daha sonra teknik olarak neden olduğunu sorduğumuzda ise yine aslında biraz daha havadan yanıtlar veriyor. Bu sebepten dolayı aslında bizim anlamamız gereken nokta da bu tarz dil modellerinden alacağımız çıktıları her zaman iki kere, üç kere kontrol etmek. Bunların almış olduğunuz bilgilerin kaynaklarını bir internette araştırmak, bir makale, bir dergi olabilir, farklı işte ürünün hangi marka tarafından oluşturulduğu olabilir. Bir pazar araştırması yapıyorsanız eğer bu pazar araştırmasında gerçekten oradaki bahsedilen şirketler vesaireler mevcut mu? Bunun gibi bilgilere dikkat etmenizi öneriyorum. Ve alacağınız çıktıları her zaman iki kere kontrol etmenizi öneriyorum. İyi çalışmalar dilerim.